Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin bir bir bumban. İstanbul Merkez, Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum. Gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Tamam o zaman, iyi akşamlar o zaman, merhabalar o zaman, o zaman bu zaman Mansur El Sabah Show zamanı. Hanımefendiler, beyefendiler, canlı yayınıma İstanbul Merkez Stüdyolarımdan hoş geldiniz. Selam. Selam. Ödediğimiz hesaplar bugün program konumuz. En çok hesabı nerede ödediniz? Sorumuz bu. Güzel bir hafta sonu dileklerimle cuma akşamını beraber yaşıyoruz bu akşam. Gideceğin zaman, döneceğin zaman, ara şu kalbimi kıracağın zaman. Gideceğin zaman, döneceğin zaman, ara şu kalbime vuracağın zaman. Hiç kızmam, beni kırdıysa, beni yorduysa, geçelim boşver. Sayende güneş açtıysa, sabah olduysa, gidelim boşver. İyi akşamlar, Mansur El Sabah Show başladı. Bodrum'da her yerde bu konuşuluyor. Böyle bir fatura gelmiş ki bugünkü program ve gündem konumuz bu arkadaşlar. Gelen yüksek hesaplar 26 bin lira gelmiş restoranda. Kol böreği, affedersiniz, fatura şu anda ekranda 26.219 lira. Ulan ne yemiş bunlar be? Düşünsenize 26 bin lira geldiğini. 26 bin. Çok güzel bir ses. Çok fazla duyamıyorum radyolarda. Nihan Çilesiz Körpe adlı şarkısıyla karşımızdaydı. Kaan Gökman remixiyle. Bu güzel şarkıyla başladık. Benim körpe dinleyicilerim, körpelerim. Körpe dinleyicilerim. Yeah, come on. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Canlı yayınımız başladı zaten. Devam etmesi bir yana yeni başladı zaten. Efendim lütfen canlı yayınımızı hemen şimdi paylaşalım veya da hayatımızın sonuna kadar susalım, konuşmayalım lütfen. Yayını ya şimdi paylaşırsın ya da
Evet, iki paylaşım varmış bile. Teşekkür ediyorum. İlk gelen dinleyicimiz Armağan Bey. Hoş gelmiş. Birçok kişi arazide, tatilde tabii ki. Ama ne yapıyoruz biz? Programlarımıza devam ediyoruz. Çünkü ilerleyen tarihlerde gerek YouTube Mansur Sabah Show, gerek de Facebook ana sayfamızdan yayınlarımızı istediğiniz zaman, istediğiniz saat, istediğiniz kadar, istediğiniz gibi öyle dinleyebilirsiniz. Şimdi tarihimize bir bakalım. 8 Temmuz 2021 İstanbul'da yağmurun gittiği ama onun yerine tuhaf haberlerin meteorolojiden geldiği haber var. Bununla ilgili bilgileri de aktarmaya çalışacağım son dakika haberi olarak. Bu arada İzmir Foça'da yine orman yangını çıktı. İzmir Foça ilçesinde orman yangını, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Foça'nın Ilıpınar Gerenköy mahalleleri arasında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 16 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Foça'ya buradan geçmiş olsun. Lütfen canım, cennet memleketim Türkiye'mize dikkat edelim. Düzce'ye geçmiş olsun. Çok dün selle boğuştu. Allah yardımcıları olsun efendim Düzce'nin. Buradan Düzce'ye kucak dolusu selamlar. Bizim de aynı şekilde canımız acıdı sevgili Düzce. Yani Temmuz havası mıdır nedir bilemiyoruz. Çok tuhaf. Temmuz'un 8'inde. Gerçi diğer yıllarda da bu Temmuz'larda böyle tuhaflıklar oluyordu ama özellikle bu yıl sıcaklar bayağı bir şey oldu, etkilendi. Yani hava sıcak elbette, onu biliyoruz ama yazın hava sıcak olur. Yani insanlar şöyle diyor, ya hava sıcak diyor. İşte kardeşim, yazın hava sıcak olur. Hani kar yağarsa, ulan kar yağıyor Temmuz ayında, bu şaşırılacak bir şeydir. Temmuz ayında havanın sıcak olması şaşırılacak bir şey değildir arkadaşlar. Ya, Temmuz çok sıcak abi. Sıcak hava ya. Hava sıcak ya. Hayır yani soğuk olursa sorun Temmuz'da. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Teşekkür ediyorum. Meteorolojiden hücresel yağışlar vesaire diye bilgiler geldi. Meteoroloji süper hücre uyarısında bulundu. Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz sağanak yağışlı. Yağışların Batı Karadeniz'e kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun. Ne yapabilirsek artık dikkatli olacağız tabii ki. Süper hücre kabusu bugün başlıyormuş. Neymiş efendim? Kuvvetli yağış uyarısıymış. Bu yağışlar Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu çevreleri, Ankara'nın kuzeyi ve Çankırı'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağışlar olacak. Süper hücre deniliyor bunlara. Süper hücre, supercell diye yazılıyor. Hani Turkcell'in seli var ya, süper, büyük, yüksek, işte mükemmel manasına da kullanılıyor. Süper hücre, supercell, yarı düzenli yukarı aşağı rüzgar akışlarından meydana gelen çok şiddetli hava, tornado, yüksek rüzgarlar, iri dolu koşulları yaratan büyük ve uzun yaşamlı birkaç saatten fazla hücre. Evet, bunu daha yeni öğreniyoruz. Tornadolar, yüksek rüzgarlar. Ulan Türkiye ne durumlara geldi? Tornado. Ya ben bunca yıllık yayıncıyım. Yayınlarımın neredeyse hemen hemen girişlerinde havadan muhakkak bir haber veririm. Ben süper hücre diye bir şey ilk defa haber veriyorum. Sizin haberiniz var mı süper hücreden? Yani süper hücre deyince böyle kodes gibi geliyor, Allah muhafaza, insanın aklına. Süper hücre, yani kodeste çok iyi şartlarda. Tövbe estağfurullah. Yani ne diyeyim, Allah hiç kimseyi, iyi insanları düşürmesin. Namuslu, dürüst, adaletli insanları düşürmesin. Suçsuz insanları hücrelere, hapislere düşürmesin inşallah. Yani. Bak, derin mana var bu lafta. Efendim, uçak polemiği var Ankara'da. Erdoğan demiş ki, neymiş, uçakları satacakmış. Dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın demiş. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında muhalefeti hedef aldı. Erdoğan'ın muhalefete yönelik neymiş, gelince uçakları satacakmış. Dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın dedi. İyi tabii ki de, yani bu kadar da uçak fazla, yani bu kadar uçak, yani filo var resmen. Uçak polemiği genişledi. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tarifeli uçakla mı uçacaksın, dolaşacaksın sözlerine, gel diyoruz Er Meydanı'na, kaçıyorsun.
görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım diye yanıt vererek erken seçim çağrısını yineledi. İşte Türkiye'nin uğraştığı gündeme bakın. İktidar önüne ne gelirse satıyor. Muhalefet de biz geldiğimiz zaman senin neyin varsa onu satacağız diyor. Vay anasını satayım be. Ne satış var be. O onu satıyor, bu bunu satıyor, o onun uçaklarını satıyor. Erdoğan'dan erken seçim mi geliyor dedirten bir talimat geldi. Ankara Sincan'da yaptığı konuşma erken seçim startını verdiğine ilişkin yorumlara neden oldu. Erdoğan bütün takımına aman her an seçime hazır olun talimatı verdi. Bu kulislerden kulağıma gelen bilgiler. Yani zaten 2023'e kadar zaten biz kalmayız o zamana kadar bu zamlarla. Yani o zamana kadar, o zamana kadar, o zam ana kadar. Bak derin mana var bu. 2023'e gidersek bu zamlarla biz kalmayacağız. Kendi kendine seçime gidecekler. Bu arada Merkez Bankası'nın 99,5 ton altını Türkiye'ye mi getirildi diye bir haber var. Ben Türkiye'de olduğunu biliyordum. Basın Türkiye'ye mi getirildi diyor. Erdoğan bugünkü konuşmasında yurt dışındaki altınların tamamını ülkeye getirdiklerini söyledi. Ya bizim altınımızın yurt dışında işi ne arkadaş? Ben bunu anlamıyorum. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Bizim altınlarımız dışarıdaymış yani. Sizin hiç mesela dışarıda altınınız var mı? Ben yeni duyuyorum bugün. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası brüt altın rezervinin 99,5 tonu 2020 sonu itibariyle İngiltere'deymiş. Erdoğan'ın geçmişte Amerika'daki ve İsviçre'deki altınların getirilmesini kastediyor olması muhtemelmiş. Yani inanın bugün duyuyorum ben, bizim altınlarımız altında, yani aslında burada değilmiş. O yüzden mi altınlarınızı bozdurun diyorlardı ya? Efendim virüslerin biri geliyor biri gidiyor, yenisi çıkıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu belirtilen lambda. Lambda biraz şey oluyor, söylenemiyor çünkü lambadaya alıştığımız için birçok profesör de televizyonda konuşurken işte efendim bu yeni lambada virüsü. Ulan virüsün ismine bak, parçacıklarına bak. Bugün konumuz hemen birazdan haberlerden sonra güzel bir şarkı, ondan sonra devam edeceğiz. Yüksek gelen faturalar, yani en yüksek gelen fatura, en yüksek ödediğiniz hesap hangisi? Lütfen bizlere bunu aktarınız. Bodrum'da öyle bir hesap gelmiş ki tatil denilince nedense benim mesela tatil favorim her zaman Marmaris ve Kemer'dir. Yani Muğla Marmaris ve Antalya Kemer'dir. Yani Bodrum'a ne bileyim böyle işte güzel, çok severim Bodrum ama ya nedir bu rağbet? Tatil denilince akla gelen ilk yer Bodrum'muş. Bodrum da cennet köşelerimizden birisi. Amenna. Ama yani bütün özellikle ünlülerin cıvıcık vıcık çılık çılık bu Bodrum'a gitmelerini anlayamıyorum. Tabii herkes Bodrum'a gidince özellikle paralılar ve ünlüler. Tabii ki oradaki hokkabaz ve uyanıklar. Ne diyor? Şunlara bir yerleştirelim. Evet, ünlüler geliyor. Adam ya da grup diyelim buraya gitmişler. Ne bileyim ya, burada işte 3 lahmacun 100 lira, bazı yerlerde lahmacun 50 lira 90 lira. Ulan ne koyuyorsunuz bu lahmacuna, ne koyuyorsunuz lan böyle 100 liraya lahmacun? Gerçi İstanbul'da ona doğru yetişiyor. 12, 15, 20 liraya lahmacunlar. Ey yavrum, memleketin geldiği noktaya bakın ya. Bir lahmacun 10-15 lira İstanbul'da konuşuluyor. Bodrum'da zaten yabadaba duğcular yerleştiriyor. 50 liradan başlayan pahalı lahmacun furyasını moda haline gelen bu mekan, bu kez yemeğe gelen bir müşteri grubuna 26 bin liralık adisyon kesmiş. Bu adisyon görüntüsü sosyal medyada defalarca paylaşılmış. Faturada yazan bilgilere göre 24 adet küçük 33'lük sular bile toplamda 1000 lira tutuyor. Biliyorsunuz uyanıklar artık 500 ml'lik, 500 miligramlık su değil, 500'lük değil, yani yarım litre değil, 330 ml'lik sular veriyorlar uyanıklar burada.
o 24 adet küçük suya 1000 lira çakmışlar. Hemen görüntüye de vereyim arkadaşlar. Bugünkü gündem maddemiz ödediğimiz faturalar. Sulara bile 1000 lira çakmışlar. O bardak diyelim onlara ya. Bir bardaklık su var ya. Yani 24 bardak suya 1000 lira çakmışlar. Bu müessesede şu an itibariyle görüyorsunuz faturayı. Başka neler varmış buralarda? Bu lahmacunun 50 lira olduğu şey, sormuşlar sahibine neden lahmacun, ne özelliği var diye. Bir lahmacun bir ayran bizde 50 lira. Bizim lahmacun çok özeldir demiş. Özelliği ne? Özelliği geçirilmiş bir kazık. Şimdi efendim anlayacağınız işte şu kadar bin dolar harcıyorum vesaire demiş. Bir grup buraya gitmiş ve 26.219 lira 39 kuruş hesap ödemiş. 24 tane küçük bardak su 1000 lira tutmuş. Yatacak yeriniz yok diye paylaşmış adam. Milyar dolarlarım olsa o parayı size yedirmem, çatıya kadar çıkar, sokağa dökerim, en azından bir işe yarar demiş. Böyle bir arbede oluşmuş. Başka neler var? Lambda varyantından bahsediyorduk. Belirtileri çıkmış lambda varyantı. 3 belirtisi bulunuyormuş lambda varyantının. Çin'in Wuhan kentinde görülen yaklaşık 2 yıldır anamızı ağlatan koronavirüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın canına mal oldu biliyorsunuz. Ama şeyler geliyor. Dünya Hindistan'dan ortaya çıkan ölümcül delta varyantının şokunu atlatmadan bir kötü haber de Peru'dan geldi. Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan lambda varyantına çözüm arıyor. Biz de buna kısaca lambda demeyelim de çok dönek bir virüs olduğu için lambada varyantı diyelim yani. İnşallah döne döne bu virüs kendi başını yer, kendi vantuzları kendisine yapışır, yok eder inşallah. Allah'ım inşallah. İnşallah ya, ya Rabbi. Bu arada Rusya'dan da Delta Plus'ın ana vatanı, Delta'nın ana vatanı Rusya'dan her gün Antalya'ya sadece 100 uçak. Yani 100 uçak dolusu virüs geliyor. Tebrik ediyoruz turizmcileri. Her gün 100 virüs, 100 uçak. Şimdi efendim sivrisinek yok, Zika filan alarmı derken İstanbul'un Avcılar ilçesinde sivrisineklerin ısırdığı çocukların vücudunda yaralar oluştu. İlçe sakinleri çok endişeliymiş efendim. Çünkü çok zararlıymış. Bu sivrisinekler enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Gökçe Demir, sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyor. En yakın sağlık kuruluşuna gidin demiş. Avcılar ilçesinde bacakları özellikle saldırıyormuş bu sivrisinekler. Bugün televizyonda da seyrettim. Hemen orada da bir sazlık, dere vesaire gibi bir yer var. Bunlar biliyorsunuz larvaları suyun üzerine bırakıyorlar. Çok hafif yaratıklar olduğu için avcılarda işte çoluğun çocuğun insanların böyle şeyleri varsa, kaşıntıları, muhakkak bir sağlık ocağına, yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını uzmanlar bugün aktardı. Aman dikkat edelim, bir de sivrisinek belası. Zaten uyurken geldiren mi, çok feci bir şey. Eşi Tosuncu'yu boşamış. Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 22 Haziran'da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Mehmet Aydın eski eşine aylık 1000 lira nafaka ile 60 bin lira tazminat ödeyecekmiş. Tosuncuk boşanmış. Tabi para yok, kadın da yok. Efendim Ufuk'ta ekmeğe %20 ila 25 arası, %20 ila 25 arası zam görünmüş. Ayy. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan sabah yazarına rest, dünün FETÖ'cüsü gelmiş bana diyerek sabah gazetecisi yazarı Hilal Kaplan'la yine karşı karşıya geldi. Profesör Özgür Demirtaş bu defa kendisine Akbank'ta yaşanan sistemsel sorun üzerinden yüklenilmesine sinirlendi ve ikili arasında son derece sert ifadeler kullanıldı. Gazeteci Hilal Kaplan, Akbank'ın yaşadığı sistemsel krizin sorunlarından biri olduğunu iddia ettiği, ekonomist Özgür Demirtaş'a milyonlarca insan yönetiminde olduğun Akbank tarafından mağdur edilmişken utanmadan mağdur rolü yapma,
troll görmek istiyorsan beni hedef gösterdiğin takipçilerine bırak demiş. Demirtaş da kendi hakkında suçlamalar dolu bu tweet'e. Sen bir de utanmadan profiline koyduğun Donald Trump'ın siz gazeteci misiniz, troll müsünüz diye sorduğu kişi sen değil misin şeklinde oldu. Özgür Demirtaş da dünün FETÖ'cüsü gelmiş, insanları Amerikancılıkla suçluyor, halk bunları yemiyor artık, benden söylemesi dedi. Bu arada Akbank'la ilgili çok böyle ciddi şeyler var. Biliyorsunuz Türkiye'nin en güçlü kuruluşu Sabancı Holding'e ait, Akbank'la ilgili böyle çok çirkin şeyler vardı. Tabii ki teknik olaylar hepimizi sıktı, üzdü ama hemen de bu şekilde bazı yaratıklar hemen Akbank'a yüklenmeye başladı. Akbank her zaman güvenin eseri olmuştur. Akbank'ı yedirtmeyiz yani. Değil mi? Bir de böyle bir laf var. Yedirtmeyiz. Efendim bu selfie olaylarından filan bahsediyoruz sizlere. Amerikalı turist fotoğraf çekerken kayalıklar arasına sıkıştı ve çıkamadı. Kapadokya'da fotoğraf çektiren Amerikalı bir turist dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düştüğü kayalıklar arasına sıkıştı. Zor zor AFAD ekipleri tarafından hilti ile kırılarak yaklaşık yarım saatlik bir kırma çalışmasından sonra kurtarıldı. Ne olur fotoğraf çektireceğim derken kafayı gözü döttü. Yaralamayalım, kaybetmeyelim. Bugüne kadar gelen en yüksek hesap. Oh my god. Amanın bu nedir böyle? Öyle bir hesap geldi mi size böyle önünüze getirildiğinde? Hıp. Yani böyle ses çıkardığınız bir hesap oldu mu? DJ. Mesajlara geçiyoruz. Süre sabah. Haydi bakalım. Mansur El Sabah. Canlı yayın devam ediyor. Masamıza gelen yüksek faturaları konuşuyoruz. Öyle su, elektrik, doğalgaz, onlar zaten doğduğumuzdan beri öyle geliyor da. Hani bir lokantaya gittiniz, deniz kenarında bir balık restoranına gittiniz. Gelen faturalar size de böyle geldi mi? 26 bin lira. Efendim bir kıyafet alacaksınız diyelim. Tabii yemediğiniz için bu kıyafeti. Bunun fiyatını sorabiliyorsunuz. Ateş pahasıysa ay deyip elinizden bırakıyorsunuz. Mesela bir elbise var diyelim. Ne kadar bu? İşte 10 bin dolar. Ama mesela gidiyorsunuz bir yere. İşte normal bir restoran gibi görünüyor. İşte diyorsunuz bize işte 5 tane şundan getirin. 3 tane bundan getirin. Onun için turistler var ya çok uyanık. Muhakkak böyle önde tabelalar yoksa hesap listesi. Menü yoksa turistler oralara girmiyorlar. Ya adamlar hem zengin ya da hem paralı, maddi durumları, ekonomik durumları iyi. Hem de böyle kitap gibi açılmış menüler var ya, ne kadar ne kadardır falan, onları hesaplayarak giriyor adamlar yani. Biz oturuyoruz böyle, sonra bir oturtuyorlar. Thank you.
Karısı Tosuncu boşamış. Para yok, erkek yok. Şimdi şey vardı öyle, Ayşen Guru'da filmde Kemal Sunal'a hesap geliyor. İşte 4100 bilmem kaçtır, o diyor bende sadece diyor 4 lira var diyor. Ne diyor, sende diyor 4 lira mı var sadece diyor. Ay diyor, ay diyor, parasız erkek patlıcan dolmasına benzer diyor. Ve orada terk ediyor. Sonra da etrafa, tabii restoranda herkes baktığı için hesap ödeyemiyor ya Abdi, diyor ki: sevgili seyircilerim, elimde olmayan sebeplerden dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın, teknik bir arızaydı. Kusura bakmayın. Tabii para yoksa. Para yoksa erkek neye benziyormuş? Ayşen Guru'da rahmetli anıyorum. Patlıcan dolmasına benziyormuş. Parasız erkek patlıcan dolmasına benziyormuş ya. Haydi bakalım, programımız devam ediyor. Ortasına geldiğimiz zaman efendim, gözlerinizi yuvalarından çıkaran, insanın gözünü pörtleten hesaplar. Bunları konuşuyoruz bugün. Ünlülerin gittiği yerlerde, özellikle işte Bodrum gibi yerlerde, işte lahmacunun tekinin 50 lira olduğu ve insanların bu lahmacunu yemek için koşturduğu. Yani lahmacuna ne olabilir ulan diyorum. İşte soğan değil mi, baharatlar, efendime söyleyeyim, kıyma olması gerekir normalde. Kuyruk yağı değil mi? İşte tuzu, işte altında pidesi bilmem nesi. Yani işte bu lahmacun çok özel. Ulan nesi özel? Ne var içinde? İşte efendim kıyma var bolca. 50 lira teki 50 lira olan lahmacuna kıyma olmazsa ben o lahmacun kafana bularım. Evet, şu anda fatura görüyorsunuz. Adisyon daha doğrusu. Önce yazılıyor. Addition, ekleme, ilave, neyse. 26.219 lira 39 kuruş hesap geliyor. Lahmacunun 50 lira olduğu yerde 26 bin liralık fiş kesiliyor, efendime söyleyeyim burada. Burada sadece suyu ne kadar olduğunu paylaşmış. Gördüğümüz kadar 24 tane bardak su. O var ya 33'lük böyle küçücük. Uyanıklar artık yarım litrelik olan 0.5'liyi de almıyorlar. Böyle daha böyle minnak olan var ya, hani iki tane içesin diye. İşte o 20 tane minnak 33'lük ufak suyu 1000 lira yerleştirmişler. Yani böyle bir fatura bana gelse. Ya 26.612 lira. Lan ben ev almıştım o fiyata be. Vallahi bak, ilk aldığım ev 75 bin diyelim yani. Yani 3 yemek bir ev. Restoranlarda gözleri pörtleten hesaplar. Hakikaten mesela bir vatandaş, işte kuver diyorlar bir de böyle. Kuver zaten koy ver demek. Yani koyu ver gitsin demek kuver. Koyu ver. Bir restoranda gelen hesap Murat adlı bir vatandaşa. Kuver 100 lira. İşte böyle bir, işte bir iki tane ekmek getiriyorlar ya, ya da böyle işte lavaş, üstüne biraz şey sürüyorsunuz efendime söyleyeyim, tereyağı. İşte tuz, işte orada bir peynir var filan. İşte o kuver, yani koyuverin nazikçesi kuver. 100 lira yazmışlar kuvere. Peynirle kavun 190 lira. 70'lik rakı 1280 yerleştirmişler. İşte fava tekmil neyse 44 lira. Kopoğlu işte yoğurt gibi bir şey 44. Atom 66 lira. Sevketi bostan 112 lira, kaşık salata 56 lira, dulger 357 lira, şalgam şişe 36 lira, kalamar tava 165 lira, soda 30 lira. Yani bu hesabı sindirebilmek için gelen soda 30. Barbun 61,5, karides 165 lira, peynir bir tane parmak ucu kadar 10 lira.
İşte kola 28 lira, köfte 24, irmik dondurmalı 88 lira. Bu da yeni çıktı. Gazandebi 75 lira demiş. 4 kişilik meyve 100 lira. 3031 liraya hesap gelmiş vatandaşa 2019 yılında. Bunu 2700'e indirmişler. Bir başka hesapta yine tabii böyle rakı filan içki gibi şeyler çok geçiriyorlar oradan. İşte bilmem ne otelde yaşanmış böyle bir şey. Duble işte rakı işte içmeyin diyoruz arkadaşlar şu rakıyı sigarayı içkiyi ya. 70 lira oradan yerleştirmişler. Kuver 60, yaprak sarma 31, karides 56, levrek 52, Yunan tzatziki 30, girit ezmesi 31, beyin soğanlı 45, domates salatası 35 lira. Yani normalde bunlarla ödeyeceğiniz bir şeyle yani evini doldurursun yani. Hani bir faturayla. İşte biraz kokoreç gelmiş filan falan. Göbek salata gelmiş 195 lira. Katmer 28 lira. İrmik helva 28 lira. Tek meyve 25 lira. Açık içecek filan falan derken 1217 lira vatandaşın birine hesap gelmiş ya. Bir de böyle gidiyorlar ya sormuyorlar hani ne kadardır biz şu kadar kişi kaça kurtuluruz diye bir fix menü yapın bari. Sormuyorlar. Ondan sonra gelen şeyle efendime söyleyeyim hesabı görünce tam bunun gibi olmasa da buna benzer. Ya önce bir sorun arkadaşlar ya. Gelen yüksek faturalar program konumuz. Uğur Duru, Armağan ilk katılan dinleyicilerimiz yayınlarımıza. Armağan demiş ki merhaba en yüksek ödediğim hesap 2011 yılında Bulgaristan'a gitmek için Bulgaristan vizesi için 100 euro ödemiştim. İşte vizeyi anlamış Armağan burada. Biz restoranlara oturduğumuz zaman onu sorduk. 100 euro ödemiş. Tuncay Yaman ne haber Mest iyi yayınlar selamaj demiş teşekkürler. Jülide Hanım ablam seni dinlerken kitap okuyor yani düşünebiliyor musunuz kitap okurken dinlenebilen tek program hakikaten bizim program ya. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Ya nasıl okuyabiliyor nasıl anlıyor ben de hayret ediyorum. İyi kitap okumalar lütfen kitabı özellikle yazlıklarınızdan, tatillerinizden, balkonlarınızdan, efendim fiskos masa işte şu efendim orta sehpa buralardan eksik etmeyelim diyorum. Ben öyle yapıyorum gözüme batıyor muhakkak alıp okuyorum. Yani kütüphanelerde saklamayın kitaplar elimizin altında hemen yanımızda olmalı. Faruk Şen kardeşler iyi akşamlar iyi yayınlar. Kutsal iyi yayınlar Küçükçekmece'den selamlar teşekkürler. Serdar abi hayırlı akşamlar iyi yayınlar. Bu yemeklere ödediğimiz hesapları hiçbiri kıyamet gününde verilecek hesapla kıyaslanamaz demiş. Yani tabii ki o ayrı ama kıyamet gününde çıkan hesap herkes ne yapmışsa zerre kadar hepsinin hesabını verecek. Yani o hesaba hiç kimsenin itirazı olmayacak bir defa. İşte orada doğru hesap verebilmek için burada doğru hesap getirmek gerekiyor. Orada kazıklama yok. Kazıkçıların kazığa geçirilişi var orada. O hesap, işte buradaki hesabı tutturamayıp insanları kazıklayanların hesabı elbette ki orada verilecek. Ali Rızane demiş, çalış çalış lokantada 26 bin lira hesap ödeyecek zenginliğe ulaşamadık abi demiş. Bülent, benim yorum iki tane görünüyordu. Birini sildim. İkisi de birden gitti yahu demiş. Demek ki ikisini sildin. Ya ne hesaplar gelmiş. Tabii ben de söyleyeyim. Ya böyle Polonezköy'de miydi neydi? Ailecek gittiğimizde böyle. Ya ne bileyim o zamanlar işte birkaç liraydı böyle. Biz de sormadan girdik yani böyle salaş bir yer orada bir teyzemiz şey yapıyor efendime söyleyeyim işte şalvarını giymiş ayaklarını bağdaş böyle hamur açıyor bize orada bir yerleştirdiler
Yani yanılmıyorsam 2-3 lira civarında, işte bilmem 15 sene önce diyelim, 2-3 lira civarında olan bir şey böyle. Öyle şey, böyle ağacın altında, öyle sacın üstünde şey yapılıyor. Oturacak yeri de yok doğru dürüst. Lezzetli geldi tabii ki. Meğerse o lezzeti kazığındanmış. Bir şeye, ay, dürüm diyesim geliyor ya. Gözlemeye 10 lira vermiştik. Gözlerimiz gözlemenin üstüne düşmüştü. O gün anlamıştım ismi neden gözleme diye, göz. Göz çıkmıştı. İnsaf ya. Hala 10 liralara bazı yerlerde gözleme gelmedi, bazı yerlerde geçti tabii ki. Bakıyorsunuz işte roka salatası yazmış biri 22 lira, közde patlıcan 25, semizotu 24, işte bir kola içmiş, küçük bir soda almış, deniz levrek 425 lira tutmuş, işte herhalde bir 4 kişi 713 lira hesap gelmiş. Yani bundan sonra artık bir yere gitmeden önce kapıda iyice ölçüp biçin, o garsonlara da güzel bir bakın şöyle bir. Genelde onlar size bakıyor tepeden aşağı, böyle bir şef garson bakıyor zaten. Yoksa Mavi Boncuk filmindeki gibi bir en ön masaya gidip oturup fix menü diye işte 600 lira diye 4000 küsür lira hesap gelebilir. Bir balık restorana gitmiş vatandaş, 2019 yılında bu bir de. Patates kızartması 15 liraymış o zaman. Kuver 35 liraymış. İşte bir 35'lik 138'miş. Kalamar, tereyağı da karides falan. Tabii böyle söylüyorsun, bir tane böyle koca bir tepsi geliyor ya böyle. Kocaman böyle. Orada adam fırıp 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 fırıp. İstanbul Havalimanı'na inen uçak gibi böyle. Antalya'ya gelen, Rusya'dan gelen uçaklar gibi. Günde 100 tane uçak Antalya'ya iniyormuş. Rusları ve deltaları getiriyor ya. Adam o tepsiden indirdikçe indiriyor filan. Sonra bir şey geliyor böyle. Hesap bir geliyor. Bak 2019'da birkaç köfte yemişler. Biraz ortada işte mezeler filan. 1255 lira tutmuş arkadaşlar. Yani olacak iş değil. Resto Lounge and Club İstanbul gibi bir yer. İşte adisyonun altında. Ciğerimiz kalmamıştır diye imza atmalık bir hesap gelmiş. Dom Perignon 31.500 neyse. Hennessy şişe 2.500. Hennessy VS şişe 5.000. Bir Puro 100 lira. Puro da getiriyorlarmış. Don Julio Shot 1.320 lira. Sigara da söylemişler iki tane. Sigara çok kötü bir şekilde sağlığa zararlı 50 lira. Ketel 10 120. İşte bira 40. Jager Shot 90, Hennessy şişe 1000, Cons jetonlar neyse işte 1500 lira. Küçük bir masa düşünün, 53.720 lira hesap gelmiş. Yüksek Hesaplar program konumuz, devam edeceğiz. Ona sual edilmez. Emreder o. Dilerse affeder, dilerse mahveder. Mansur'e Sabah Show devam edecek. Ama bu Bodrum'da bir şey var ya. Yani insanlar özellikle kazıklanmak için gidiyor sanki. Yani bir çekim var orada bir. Yani orası bir yükseleni insanın sanki. Çekiyor, kazık çekiyor. Issız bir adada tek başına kalmak gibi seninle birlikte olmak. Yolun sonuna çok inanıp da yolda kalmak gibi seninle solmak. Adını bile unutsam keşke. Tüm anılarım senle bitse. Ay, bil bana yekten kırdıran hayatın. Ah, ne fark eder ki? Onuruna verirsen bir ben inanırım. Yeni yola dönsem ne fark eder ki? Bil bana yekten kırdıran.
Destan Show, Mansur El Sabah Show. Mansur El Sabah. Ve 99,5 ton altınımız varmış ve bu altınlar İngiltere'deymiş. Ben bugün duyuyorum gerçekten 99,5 ton altın. Vay 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 vay. Merkez Bankası'nın İngiltere'deki 99,5 ton altını Türkiye'ye mi getirildi diye haber vardı bugün. Yani bizim altınlarımızın İngiltere'de işi ne? Aa, herhalde büyüklerimiz daha iyi biliyorlardır altınları. 642, 643, 644, 645, 646, 647. Yediklerimizin hepsi iyiydi de en iyisi pireli kebap. Oğlum ona pireli değil, püreli kebap derler. Başlayalım senin kebabına. Sayarken konuşmayın lan. Altınları sayıyoruz. 1, 2, Kastım canıma keklik, alkınalı parmakları bastır canıma keklik. Kekliğimin kafesi, mis kokuyor nefesi. Kesin! Altın sayarken türkü söylenir mi? Şaşırıyor. Şimdi buradan geçti ah yerimi. Çok güzel ya. Susun, altınları sayacağız. 99 bin ton, 99 bin buçuk ton. Ya bir de geçen yine verdi, Zühür Tahir verdi. Tam da orada televizyonu açmışım. Şimdi hani erken seçim falan konuşuluyor ya, aklıma geldi. Bak, derin mana var bu lafta. Çünkü bu seçim öyle bir seçim olacak ki birçok kişi böyle aha oh my god. Herkes çok şaşıracak. İşte bu filmin bu sahnesi geldi aklıma. Şimdi Kahya'yı çağırıyor. Kahya gel diyor. Kahya diyor ne var diyor. Kızmak yoktur. Yoktur lan yoktur diyor. Seçimler var ya. Hı, senin parti oku yemiştir. Senin parti oku. Tam bir oy çıkmıştır diyor. Vallahi benim oyumdur diyor öbürü. Şimdi diliyorum ki insanlara işte ne kadar %8 mi zam yapıyorlar? İşte bunlar işte bu zammı yapanlar inşallah %8.45 oranında oy alırlar. Şimdi o sahne işi yapalım. Ya düşün, şimdi adamın kendisi veriyor. Kahya verdiğini söylüyor. O yanına aldığı Erdal Özyağcılar var ya. Keket Salman, Keket Salmandı galiba filmdeki ismi.
O veriyor. Babası var. Babası da 4 kişi var. 1 oy veriyor. Hepsi diyor ki benim oyumdur ağam. Ulan sizin oyunuz da benim oyun nereye gitti? Ama en güzeli senin parti var ya, oku yemiştir. Tam 1 oy çıkmıştır. O 1 oyu da orta parmağıyla gösteriyor. 1 oy şu şekilde. Bir dinleyelim ya, çok güzel. Kaya. Gel lan. Gel hele. Gel bakayım. Emret ağam. Neyin var? Hiç, biraz tatsızdır. Ne oldu? Kızacaksın ama. Yok kızmam. Kızmak yoktur. Yok ulan yok. Seçimler var ya. Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir. 1 oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi 1 oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. 1 oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar, 1 oyu ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Vallahi ağam, ister as ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köylü öbür partiye oy verdik. Şapkasının içini gösteriyor. Orada bütün köyü de dizen düzen bir şıh hazretleri var. O bunlara öbür partiye oy vermesi için öbür partiliden biner lira para ayarlamış, oylarını satması için. Bir de bu kasketlerin içine cennetten tapu vermiş. Yani bu kepazelikler yıllardır var, çok güzel işlenmiş filmde. Bunun için öbür partiye oy verdik ağam diyor. Nedir diyor? Tapu, hem tapu hem biner kağıt para, baban da almıştır diyor. Yani seçimler için adamı babası satmış, babası. Devam edelim. Ne bu diyor? Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermişler. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Hem tapu hem biner kağıt para. Baban da almıştır. Yuh ulan yuh, vay öküzler. Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın. Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam. Bize yer kalmadı ki. Ulan ulan, bu şık size ne yapsa yeridir. Püh suratınıza. Sana da yuh. Öyle deme, öbür tarafı da düşünmeli. Adamı babası satmış seçimlerde ya, babası. Seçilen de ne yapar? Tuncay demiş ki abi, Bilal İnci'nin gülüşü muhteşem diyor. Cuk diye oturdu programa. Hemen tekrar edeyim. O seslerin tamamı rahmetli Mehmet Ali Erbil'in babası Saadettin Erbil'e aittir. Bu kahkahada Saadettin Erbil'in kahkahasıdır ama daha çok Bilal İnci, rahmetli anıyorum, büyük oyuncularımızdan, Türk sinemasının, Yeşilçam'ın büyük oyuncularına Bilal İnci çok kullanırdı. Ali Şen de seslendirmelerinde Saadettin Erbil'in sesleri vardı. Bu gülme de Saadettin Erbil'e ait. Onu hatırlatalım. Çok güzel. Adamın gülmeyini getiriyor. Şimdi bugün yüksek faturaları konuştuk. Tekrar ediyorum. Kelli felli turistler, zengin zengin yurt dışından gelen insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Şeylere bakıyor. Özellikle Marmaris'te çok görüyordum. O balık restoranları var oralarda. Bir defa bu balık restoranlarında çok yerleştiriyorlar. Ha, böyle denizde, deniz kenarı, çok güzel bir servis, çok güzel böyle garsonlar falan, çok temiz. Bir defa kazık yiyeceğinizin alametlerini ben söyleyeyim. Nasıl kazık yiyorsunuz? Yer, mekan önemli. Zaten girdiğiniz zaman o aura, o ambiyans, o hava, atmosfer sizi sarıyor zaten. Servisler çok kaliteli oluyor bu efendim. Masa örtüleri en ufak bir şey döktüğünüzde değişiyor. Bu peçeteler habire değişiyor. Suyu sürekli koyuyorlarsa, suyu. İşte bir yudum aldınız tekrar su koyuyor. Biri geliyor biri gidiyorsa garsonların, hele hele bir de kol şeklinde o karabiberlik filan onlar geliyorsa, ben size söyleyeyim, oradan sağ çıkamazsınız. Yani hesap ödeme manasında, hesap ödeme babında yani. Onun için girmeden önce fiyatlara, menüye bakmanın erkeklik kitabında da yeri vardır.
Evet, söyleyeyim ben bunu. Bunun erkeklik kitabında yeri var. İşte kadınla kızla gittiniz efendim, eşinizle gittiniz ya işte önemli değil falan falan demeyin. Çünkü böyle oturduğunuz gibi kalkamıyorsunuz gittiğiniz yerden. Böyle hafiften arkadan böyle bir şey oluyor mu, biri itiyormuş gibi oluyor. İşte Bodrum'da o 50 liraya yenilen lahmacun burası, o yer. 26.219 lira bir de 39 kuruşu da yazmışlar. Yani öyle hakkaniyetli bir yeriz ki biz. Şimdi şey vardı ya, bu Mavi Boncuk filmi hatırlarsanız. O filmde özellikle şey yapıyordular. Yani Emel Sayın'ı dinlemeye gidiyorlardı hatırlarsanız. O zamanlar böyle çakıl gazinosu, gar gazinosu, biz ya o, ya biz buralara okul açlığımızla gazinolara giderdik ya. Samimi olarak söylüyorum. O filmde de işte onda bunda şundadır diye Emel Sayın başrolde, Allah ömürler versin, rahmet diliyoruz. Hemen hemen oyuncularının tamamı vefat ettiler. İşte gidiyorlar en ön masaya oturuyorlar efendime söyleyeyim. Ondan sonra işte tabii Emel Sayın'ın konseri bitiyor. Adam başı 100 lira değil mi? O fix menü. İyi ya. Biz de fix menüye geldik. Söylediniz mi fix menü diye? Yoo. Kimse sormadı ki bize. Başka türlüsü olduğunu bilmiyorduk ki. Hadi uzatmayın da ödeyin şu parayı. Biz adam başı 100 lira biliyorduk. Bu hesabı ödeyecek paramız yok bizim. Ya. Sen içeri söyle, bir çaresine baksınlar. Ne yapacağız şimdi? Dur bakalım, düzeltirler herhalde. Ya düzelmezse? Ne çok, yapalım, çok canımızı alacak şey. Değiller ya. Çok kötü bir şey ya. Nedir beyler derdiniz? Şöyle. Biz fix menüye geldik, hesap fazla çıktı. Ne fix menüsü beyim? En ön masaya kurulup oturmuşsun. Yo, biz oturmadık. Garson bey kardeşimiz oturttu. Bu masa 10.000 lira, 10.000! Niye o kadar pahalı? Bayağı tahtadan bir masa. Kes lan! Herkesin işi gücü var. Hadi verin paraları. Yok, o kadar paramız yok. Paranız yoksa niye geldiniz? Dingon'un harim burası. Ne oluyor burada? Parayı ödemiyorlar patron. Bak beyim, sen halden anlarsın. Kes pis herif! Sizin gibilerini çok gördük. Nereden gördün beyim? Buraya ilk defa geliyoruz biz. Halledin şu heriflerin işini. Baş üstüne. Sağ ol beyim. Şimdi siz ödemiyor musunuz lan hesabı? Paramız yok dedik. Patron halledin dedi ya. Kalkın lan. Durun be, gidiyoruz işte. Ne itiyorsunuz çocuğu? İtense ne olur? Deve. Deve sensin. İt ol hiç. Bana ha? Hiç ha? Ne vurdun lan babama? Allah. İşte. İşte bakmazsanız. Böyle bir Mavi Boncuk şarkısı eşliğinde. Ya ne güzel filmdi o ya. Ya Emel Sayın'ı seyretmeye gidiyorlar. Ortaya alevli malevli tabakla. Ha bir de şöyle, çok geçirilecek bir yer olduğunu şeyden anlayın. Yani gelen tabaklarda alevler varsa... Garsonların biri gidip biri geliyorsa, sürekli su koyuyorsa, sürekli servis yeniliyorsa, efendime söyleyeyim, gelen şeyler böyle çok fazla şekilliyse, yani meyve falan böyle dokunmaya kıyamıyorsunuz. Efendim bir meze geldi, ortada alevler falan varsa yandınız zaten. Doğrudan oturun o aleve. Dediğim gibi özellikle Marmaris'te balık restoranlarında böyle turistler bu listeyi, menüyü görmeden, fiyat tarifelerini görmeden içeri girmiyorlar. Ben böyle dakikalarca izlediğim olmuştur. Karı koca ya da işte eşiyle, sevgilisiyle gitmiş bir, ya adam hesapla geliyor çünkü, düşünemiyor. Adamın bir eurosu bizi 11'e katlıyor. 10,5 liraya denk geliyor. Efendime söyleyeyim, biz de seviniyoruz, diyoruz ki efendim en ucuz benzin, mazot bizde. Yani en değersiz para bizde demiyor uyanıklar. Hani biz ya bu liramızı bir, neredeyse 1 lira 1 euroydu yani 1.2 falan o civarlardı 2000'lerin başında. Biz bu parayı işte bir 19-20 senede 10 kat değer kaybettirmişiz demiyor. Euro ile hesaplayıp Avrupa ülkelerindeki hani akaryakıtı hesap ediyor. Kafaya bak. Ay Allah'ım yarabbim. Ya bizim paramız onların, efendime söyleyeyim, 10 kat değer kaybetmiş, onu söyleyemiyor. İşte bu Euro padan gelenler Euro ile Euro be koçum diye Türkiye'ye gelip, üstelik tatil yaparken parası artan insanlar, yani
parayla geliyorsunuz ya, para harcadıkça parası artıyor adamın. Biz durduğumuz yerde erirken onlar durduk yerde yiyorlar, içiyorlar, paraları artıyor. Canım vatanım, cennet mekan Türkiye'de biz bir Türk vatandaşı olarak gönlümüzce tatil yapamıyoruz. Yıllarca tatil yapamayan insanlar var. Hani bırakın tatil yapmayı, bir restorana gidip ailecek yemek yemeye korkan insanlar var. Onun için işte bu fast foodlar falan var ya, orada görünüyor işte bir menü diyor işte. Ulan onlar da felaket olmuş ha. Böyle plastikten yapılan şekerden yapılan, efendime söyleyeyim, sandviçle yapılan, plastikten et benzeri bir şey, plastik gibi bir şeyden yapılıyor. O menüleri gördünüz mü? Onlar 40 liralara falan dayanmış ya. İnanılır gibi değil. İşte dediğim gibi böyle turistler ince eleyip sık dokuyorlar, bakıyorlar, diyorlar ki işte biz iki tane şundan içeriz, iki tane levrek yeriz diyor, bir tane de şu salatadan yeriz diyor. Orada hemen telefonlarında hesap makinesi var, hesap makinesine hesaplayıp öyle giriyorlar. O garsona da diyorlar ki bak bu kadar tutuyor değil mi? O garson da şefe diyor ki bak şef bu diyor, bu da hesapladı diyor, bunlara dikkat edelim diyor. Sonra işte bizimkilerden bir grup geliyor, oturuyor, yiyor, içiyorlar. 26.219 lira fatura geliyor ve internette paylaşıyorlar yandım Allah diyerek. Bugünkü konumuz faturalarda arkadaşlar. Çok ciddi faturalar gelebilir. Çok ciddi hesaplar, adisyonlar gelebilir. Aman dikkat edelim lütfen diyorum. Artık ucuz diye bir yer, ekonomik diye bir yer kalmadılar. Türkiye'yi bu hale getirenlere gel bir alkış verelim bakalım. Hani bugün simit sarayı, bilmem ne simitçisi, simitçim.com filan, buraya ailece gitmeye korkar oldu insanlar ya. Öyle bir hale geldik ya. Gidemiyor insanlar, gidemiyor. Niye? Çünkü biz zengin değiliz. Yoksul da değiliz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün çok ciddi bir şey paylaştım. Yavuz Yörükoğlu hocamız, Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocamızın takipçisiyim. Bir televizyon programında seyretmiştim. Onun ağzından çıkan bir sözü bugün paylaşmak istedim. Her yıl şeker hastalığından ölenlerin sayısı koronavirüsten ölenlerin sayısından 50 kat daha fazla. Çağın en büyük hastalığı şeker ama hiç konuşulduğu yok. Tekrar ediyorum, her yıl şeker hastalığından ölenlerin sayısı koronavirüsten ölenlerin sayısından tam 50 kat daha fazla. O yüzden diyoruz ki şekerli gıdalardan özellikle uzak duralım. En büyük zehir şekerdir. Şeker en büyük zehirdir. Biz buradan tekrar söyleyelim sevgili dinleyenlerimiz. Lütfen dikkat edelim şekerli gıdalara. Şeker en büyük tehlike. Çocuğunuza küçük yaştan beri şeker vermemeyi alışkanlık haline getirin. Şeker hastalıkların kaynağı, obezitenin ve diyabetin kaynağı. Obezitenin ve diyabetin kaynağı şeker. Küçük yaşlarda şeker verilen çocuklar şeker eşiği yüksek olarak hayata başlıyorlar. Şeker, şeker, şeker diyoruz. İsmi çok masum, hastalığı çok fena diyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Sürçülisan etmiş olabiliriz. Affola, aşk, sevgi ve sağlıcakla. Krallarla vuruş. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.